geldiniz. Az sorunumuzu da izlediniz değil mi? Aldatanlar, aldatılanlar, herkes ekran başında olsun. Şunu bilmemiz gerekiyor ki iki kişi arasındaki hiçbir şey sır değildir değil mi? Bir gün mutlaka gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Şimdi hem aldatanları hem aldatılanları ekran başına davet ediyorum ve şunu söylüyorum size. Bu hayat, bu fani dünya bazı şeyleri bize çok zalimce ya kafamıza vura vura anlatıyor ya da kalbimizi kıra kıra anlatıyor. Kalbi kırılanlardan, bu hayattan yorulanlardansanız hepiniz ekran başında kalın. Çünkü dertlerimize çok önemli çözüm önerileri var. Kim geliyor? İletişimin gerçek uzmanı Can Tenkaya geliyor. Hocam çok özledik sizi. Valla ben de özledim. Gerçekten öyle. Geçen hafta biliyorsunuz cezalıydık. Evet. Konuşacağız artık. Yayınımız yoktu. Ama gerçekten canlı yayının bir dinamizmi var. Seyircilerin bir şeyi var. Dinamizmi var. Şimdi hep söylüyorum, 15 tatilde olduğumuz için genç kardeşlerimize çok daha öncelik tanıyacağız. Mesela okulda arkadaşlarınızla problem olabilir, ailenizle iletişimsizlik yaşayabilirsiniz. İletişimin gerçek uzmanı Can Tenkaya hocamız bugün özellikle gençlere örnekler versin. Olur mu hocam? Tamam olur, ne demek? Ne dersiniz? Tabii ki ileri yaştakiler, orta yaştakiler ya da genç yaşta olup da gönül derdi çekenler varsa bütün yine gönül kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Sizi dinlemek için yayınımıza başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Buyurunuz efendim. Bunlar nasıl sorunlar ya? Karım bana kahvaltı hazırlamıyor. Karım ütü yapmıyor. İşte kocam bilmem ya. Evlilik dediğiniz şey iki kişi arasındaki mutluluğu en güzel şekilde yakalamak ve yola devam etmek değil midir hocam? Şimdi tamam da. Ütü yapmadı, yemek yapmadı. Şimdi şöyle, ütü yapıyor, çift varyant. Şimdi bir bakıyorsun yani iki tane çizgi var. Ne olacak? Ne olacak oğlum? Görenler ne diyecek? Yani ütünün paçasını yanlış ütüledi diye bir kadından ayrılınır mı? Yok, ayrılınmaz da en iyisi al kendini yap. Ya da öğren. Öğren tabii. Öğren. Sorularla başlayacağım hemen. Başlayalım. Tamam mı? Ekran başındaki seyircilerimiz, önce iletişim numaralarımızı size bir verelim. Instagram'ımız var biliyorsunuz. Hüseyin, bugün mümkünse senden çok rica ediyorum, yönetmenimden rica ediyorum. Beni yakından alma. Sivilcem ve ben hepinizi selamlıyoruz efendim. Hatta çıban diyelim, kapatmakta o kadar zorlandım ki. O yüzden çok özür diliyorum çevreye verdiğim görüntü kirliliğinden dolayı. O yüzden Hüseyin beni ekrandan çek bugün. Ben hiç olmayayım, hep hocam olsun. Hocamdaki yakışıklılığa bakın yani. Hanımefendi yine. Zaten özlemişim. Hanımefendi kıymetli eşi yine küçük dokunuşlarda bulunmuş kendisine, öyle gözüküyor. Evet. Bugün hep hocamı al ne olursun. Bugün çok şıksın. Hadi sorularla başlayalım. Instagram'ı da gördük. Evet. İlk seyircimizin sorusu. 19 yıllık kocam benim yanımda utandığı için elbisesini değiştiremiyor. 19 yaşında kocam. 19 yıllık. 19 yıllık ha. Şey, 19-20 yaşındakilerle ilgili sorunlar dedin de bu. Ne yapayım hocam, ben ne gelirse onu soruyorum. Doğru, 19 yıllık kocam. Yanımda utandığı için. Hayır, hoca da şaşırdı. Hani gençlerden böyle şeyler bekleyince ben de şaşırdım. Bence 19 burada yıllık kocası enteresan bir olay ama. Sürekli başka bir odada giyinip değiştiriyormuş. Eşinden çekiniyormuş. Bir sıkıntı var. Neden bir sıkıntı var? Şöyle, utanıyor. Göbeği fazla. Hayır. Şöyle utanıyor. Daha önceden utanmıyor. Tamam, göbeğiyle adam şimdiye kadar niye soyunup giyinirken soyunmuyorsa. Acaba 19 yıldır böyle mi? Ay, 19 yıldır böyle değil sanki. Sorudan anlaşılan o. Yani bence şimdi şüphelendirmek de istemiyorum ama aldatma gibi olaylarda kısmen utanmasından dolayı, yani yaptığı şeyin mahcubiyetinden dolayı soyunmama olayı var. Aa, ya bir yaşıma daha girdim. Ya, çok enteresan. Ediyorum. Bununla ilgili yani ilginç gelen yani şeylerde şaşırmıştım bana. Çıkartabilir miyiz? Evet. Kocan yanında soyunmuyorsa. Hemen öyle çıkartma ya. Genelleme yapma. Ne yapayım? Ama bununla ilgili mesela o tarzda mesajlar aldım ben. Mesela kadınlarda daha çok görülüyor bu. Yani eşinin yanında soyunmama. Ama erkeklerde de var mıydı? Yani bununla ilgili en az 10-12'ye yakın ben mesaj almıştım Instagram'da da. Ondan sonra bir baktım ki nedir olay? Bir aldatma olayı var ve bundan dolayı vicdanen rahatsızlık var. O vicdandan dolayı böyle bir kendi içinde bir korunma mekanizması var. Ne yapmak lazım peki böyle bir durumda? Hayatım, soyun, rahat mı? Ne diyecek yani? Nasıl, ne yapacak?
Şimdi şöyle, yani ilişkileriyle ilgili sorun nedir, ne değildir, bununla ilgili bir gözden geçirmesi lazım Evet. bunun. Yani Yani burada aslında 19 yıllık şüphelendirmek de kocanızın istemiyorum yani. Durup 19 dururken yıllık adam. kocanızın sizin yanınızda soyunmaması problem Tabii. değil aslında. Buraya sizi neyin getirdiği Tabii, çünkü problem. göbekse bu adamda hemen 2 günde 3 günde bu göbek şey olmadı, oluşmadı. Tabii. Yani yıllar içinde zaten öyleydi o. Yani bu tarzda radikal bir, bak, olay hiç gözükmedi, Yani bazen yapılmayan bir şeyin çünkü yapılmaya bu başlaması. kadınlarda da olabilir. Yani hani belirli bir dönemden sonra işte hamilelik sonunda vücutta sarkma oluyor. İşte bedende çatlaklar oluyor, Ama değil bak, mi? Selülit lüp artıyor. şimdi bu süreç içerisinde uzun süre bunu yapsa anlarım ben. Yani o bozulma, mesela hamilelikten sonra vücudu deforme olmuş. Bundan dolayı rahatsızlığı var ve soyunmak istemiyor. Bak, ben bunu anlarım ama sonuçta daha önceden yapılmayan bir şey yapılmaya başlamışsa bunun altında başka bir şey var. Peki. Bak ütü konusu geldi. Evet. Güzel ütü yapamadığım için kocam beni babamın evine gönderdi. Kocam haklı mı? Allah Ya bu kocam haklı mı diye bir de soruyorsunuz ya. Yani Ya bu ütü şimdi, yapamayan karısını babasının evine gönderen adam adam değildir kardeşim. bence de. Şimdi bu noktada herkes, ütü bir beceridir. Bak, el becerisi. Herkesin el becerisi yok. Bu noktada el becerisi yoksa eğer, senin el becerin varsa sen yap. Yani bunda bir şey yok. Mesela şu da var. Küçük yaşta çocuklarımıza mesela yeter ki ders çalış. Hayır ya, ev işlerini de öğretmek lazım. Bak, bu da bir hata ama anne babaların yaptığı. Yani bu çocuk ütüyü yapsın, annesine yardım etsin, yemeklerde gelsin, öğrensin. Benim küçük oğlum var. Şimdi lise 1'e gidiyor. O bile, anne yemeği nasıl yapıyorsun? Ben de yapayım, yardım edeyim. Ve çünkü yarın bir gün üniversiteye gidince tek başına kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi lazım. İlla annesinden her şeyi beklemesin. Onun için ne kadar çok becerilerini geliştirebilirsek çocuklarımızın, yarın hayatta o kadar rahat Mutlu olurlar, olurlar, mutlu rahat olurlar. ederler. Onun için burada bunu çok büyütmenin bir anlamı yok. Ama yapılan çok büyük saygısızlık ve terbiyesizlik. Yani ben ütü yapamıyor olabilirim, el becerim olmayabilir. Yani bundan dolayı sorun çıkarmanın bence başka Anlamı yok nedenler de diyorsun. vardır yani bunun Şimdi altında. işte başka nedenlerden dolayı hani kılıf bulup giden adam var ya, Evet. aldatılan kadınsan eğer bugün mutlaka bizi izle. Bakın alt yazılarımızı görüyorsunuz. Bugün hocamın çok önemli açıklamaları var. Erkekler neden aldatır? Aldatılan kadın nasıl bir yol izlemeli? Hangi kadınlar aldatılmaz? Hangi erkekler aldatmaz? Bugün hepsini konuşacağız. Ama şunu söylüyorum sevgili hanımlara, özellikle aldatılan kadınlara. Ey kadın, o geminin kaptanı sensin. Gerisi mürettebat ve teferruat. Tamam mı? Hiç takılmayacaksın. O geminin kaptanı sensin. O gemiyi kıyıya çıkartmak da senin elinde. Mürettebatlara, teferruatlara, yolculara takılmayacaksın. Tamam mı? Bugün acayip açıklamalarımız var. Yani hocam bugün böyle bombalar yağdıracak programda. Evet. Şimdi Üzerine kaynanam konuştuk. yatak odamızdaki ne dedin? Üzerine konuştuk. Bombaların. Kaynanam yatak odamızdaki dolapları karıştırıyor ama bildiğiniz gibi değil. Ne zaman eline bir Allah fırsat geçse bütün dolapları, çekmeceleri didik didik ediyor. Bu kadar çamaşır alınır mı diye bir de bana bağırıyor. Aldığım özel çamaşırları bu ne? Bu da çamaşır mı deyip böyle kaldırıp bakıyormuş. Gözün çıkmasın. Bunlar giyilir mi falan diyormuş yani bir de üstelik. evet, bence kaynanan oda eve adımını atma haberi geldiği anda hemen şeyi kitle. Kitle. En Ama güzel hocam çözüm bu. Meraklı bu. buna cüret Ha? eden bir kaynana o Evet. kilitli kapıyı da açtırır. Yok yok. Yani kilidi çocuklar kaybetmiş. Bir şeyler olmuş. Bence hiç açma o kilidi. Anlasın o. Yani neden? Kilitli kardeşim. Yani benim, yani namahrem olan özel odamız bizim ya. Yani o özel odamıza gelip de karıştırmanın bir anlamı yok. Bu noktada sorun şu. Mesela onunla tartışsanız olayı oğluna farklı yansıtabilir. Bak, şimdi böyle bir risk var. Ne yapacağız peki? Şimdi bence oğluyla konuşmak lazım. Ne diyeceğiz? Şimdi erkek, bakın, Oğluyla derken kocanızla. kocasıyla, yani oğluyla derken kadın. Yani bence şunu yapmak lazım. Annesinin gelip çamaşırlarını kurcalamasının, bu yaşanan olayın ne kadar rahatsız edici olduğunu, kendinin rahatsız olduğunu ifade edip bununla ilgili annemi uyar. Ve burada eşinin kendisinden çok, yani eşinin uyarması daha iyi olur. Çünkü bu sefer mesela erkekler burada tavır alıp anne böyle bir şey nasıl yaparsın? Bak, bu noktada biz eşimle senin yüzünden tartışıyoruz dediği anda biraz daha kendini frenler. Ama sağlıklı bir durum değil hanımefendinin yaptığı. Evet, yine aslında sağlıklı bir durumu olmayan bir soru var. Genç bir kardeşimizden gelmiş, 22 yaşında. Sevgilim gece saat 1'de bana yazıyor. Uyudun mu diye soruyor. Dınk mesaj geliyor.
Aynen böyle yapıyor. Dınk diye mesaj geliyor. Sevgilim uyup uyumadığımı kontrol ediyor. Uyuyorum diye mesaj verdiğim, cevap verdiğimde uyuyorsan bu mesaja nasıl cevap verdin diyormuş. Sevgilim neden beni kontrol etme gereği duyuyor? Uyuyordum, senin yüzünden uyandım. Yani şimdi şöyle geceleyin, bakın geceleyin gerçekten mesajlaşmanın ayrı bir romantizmi var. Oh. Tabii ben mesela gece mesajlaşma. Şimdi bak bütün şeylerde aşk olaylarında sabaha kadar mesajlaşırlar onlar. Gençler. Tabii gençler. Ya da yaşlılar, önemli değil. Yani şimdi her türlü mesajı görüyor. Ruhu genç olanlar. Gençler ve kendini genç hissedenler. Genç hissedenler. Şimdi o mesajlaşma, yani her el ayak çekilince, her şey sessizleştiğinde o gecenin ayrı bir sihri, ayrı bir şeyi var. Ritmi var. Hı hı. Ondan dolayı bu gece mesajlaşma ile ilgili bence bir sıkıntı yok. Ama tabii yarın iş var, güç var, ama çok onların umrunda da değil. Yani ondan şüphelendiği için ben bu mesajı attığına inanmıyorum. Ama kızıyormuş, uyuyorsan bu mesaja nasıl cevap veriyorsun diye. Şöyle, ama sen uyandırdın. Yani bak ne güzel, tam uyuyordum, senden mesaj geldi ve bunlar 3'e 4'e kadar mesajlaşır.